Her şey tamam, iyi geceler. Pilotun kayda alınan son sözleri bunlar. 2014 yılında 239 yolcusuyla kaybolan ve tek bir izi dahi bulunamayan Malezya uçağıyla ilgili sır gittikçe büyüyor. Öyle ki uçaktaki yolcuların kimlikleri incelendiğinde dünyanın en zengin ailelerinden olan Rothschild ailesine ve CIA'ya uzanan bağlantıların ortaya çıkması artık bu gizemli olayın başka soru işaretlerini de doğurmasına neden oldu. Avustralyalı bilim adamlarına göre son 10 yılın en sıra dışı olayını inceliyoruz. İyi seyirler. 2014 yılında Malezya Hava Yolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak, Çin'in başkenti Pekin'e doğru uçarken kaybolmuştu. 3 yıl aralıksız yapılan aramalara rağmen ne bir iz ne de yolculardan birine ait ceset bulunamadı. 26 ülke arama çalışmalarına katılmış ve 4,5 milyon kilometre kare, yani neredeyse dünyanın yarısına yakın bir alan üstün radar teknolojisiyle taranmasına rağmen hiçbir şey ortaya çıkarılamadı. Ne kadar garip olduğunun farkında mısınız? Amerika, İngiltere ve Çin gibi ülkelere ait toplam 80 gemi, 250 uçak arama yaptı. Bu aramalarda öylesine üstün teknoloji vardı ki yüzlerce kilometre uzaklıktaki herhangi bir metal parçasını bile tespit edebilen ya da denizin binlerce metre derinliğinin haritasını anında çıkaran sistemler kullanılmasına rağmen hiçbir şey ortada yok. Bu arama çalışmalarında Büyük Okyanus'un taban haritası bile yenilendi. Artık yolcuların aileleri bu büyük yolcu uçağının düşmediğini, farklı bir neden için yok edildiğini düşünüyor. Aynı zamanda Malezya uçağı raporunu hazırlayan Avustralyalı bilim adamlarının ortaya koyduğu 440 sayfalık raporun son cümleleri de kayıp ailelerin düşüncelerine destek olur nitelikte. Raporun son cümleleri şunlar: uçağın hala bulunmaması akıl almaz bir şey. Rus hacker grupları bu gizemli olayı inceleme altına aldılar ve vardıkları sonuç korkunçtu. Kaybolan uçaktaki yolcuların bağlantılarını araştıran hackerlar, uçakta 5 gizemli ismin varlığını keşfettiler. Bunlardan 4'ü, Rothschild ailesinin yıllık 4 milyar dolar cirosu olan bir şirketinin ortakları ve sözleşmeye göre ortaklardan biri öldüğünde onun hissesi diğerler arasında eşit olarak dağıtılıyor. Şu an 4'ü ölmüş olduğuna göre bütün hisseler Rothschild'e kalmış oldu. Bu nasıl bir tesadüf böyle? Rothschild'ler şu anda dünyanın bilinen en zengin ailesi konumunda. Hatta bu zenginlikleri o kadar ileri seviyede ki mal varlıklarını dünyaya asla açıklamıyorlar. Bu onların aile yemini. Ve yine gariptir ki aile servetinin bölünmemesi ve sırların dışarıya çıkmaması için sadece kuzenler arasında evlilik yapılıyor. Dünya ekonomisinin %20'sinin bu aileye ait olduğu düşünülürse, kendilerine dair bazı sırları bilen ve ortaklık yaptıkları insanları ortadan kaldırmaları, isterlerse savaş bile çıkarabilen bu aile için çok da zor olmasa gerek. Bu teoriye göre uçak düşmedi. Bunun yerine bir Amerikan üssüne indirildikten sonra yolcular infaz edildiler. 5. yolcuyla ilgili olan iddia ise şöyle: 5. yolcu gizemli bir adam, bir Çinli. Fakat sıradan biri değil. O yıllardır CIA'nin en çok arananlar listesinde bulunan bir bilgisayar uzmanı ve Çin ordusunda görevli. Suçu ise NASA'nın uzayla ilgili saklanan bütün verilerinin kopyasını ele geçirerek Çin ordusuna vermek. Uçak bu nedenle ortadan kaldırılmış olabilir. Yolcuyla ilgili bilgileri ele geçiren Rus hackerların açıklamalarına göre Çin, 2010'lu yıllarda Amerika'ya karşı baş kaldıran ülkelerden biriyken bugün tekrar Amerika'nın boyunduruğuna girmesi ve yeniden suskun bir devlet haline gelmesi bu tür olayların sonucudur. Ve iddiayı destekler nitelikte. Kayıp yakınlarından bazıları da uçağın asla düşmediğini ve pilot tarafından Afganistan'daki El-Kaide üslerinden birine indirilmiş olabileceğini söylüyorlar. Çünkü yardımcı pilot daha önce aşırı dinci örgüt üyeliği nedeniyle soruşturma geçirmişti. Ve Facebook paylaşımlarında da cihat çağrısı yaptığı içerikler vardı. Bu da iddialardan biri. Ancak radar kayıtlarında uçağın böyle bir yönelişte bulunduğu tespit edilemedi. Araştırma ekiplerinin başındaki Avustralyalı bilim adamlarının raporunda şaşkınlıklarını dile getirdikleri başka bölümler de var.
Bunlardan biri, uçağın 23 bin fit yükseklikteyken 6 saniye içinde 35 bin fit yüksekliğe çıkmasıyla ilgili. Havacılara göre 6 saniyede böyle bir yükseliş imkansız ve fizik kurallarını da aşıyor. Ancak gerçekleşmiş olduğu da kesin. Çünkü çevredeki hem askeri hem de sivil hava üsleri aynı rakamları tespit ettiler. O halde Malezya uçağı fizik kurallarını dahi aşabilen, bilinmeyen bir durum yaşamış olabilir miydi? Bazı teorisyenlere göre 100 yılda bir gerçekleşen ve dünya atmosferinin dışına, yani uzaya doğru açılan bir hava girdabının uçağı çekerek evrenin karanlık boşluğuna bırakmış olabileceğini, uçaktaki ani yükselişlerin nedeninin böyle açıklanabileceğini söylüyorlar. Fakat hava raporlarında bu fırtınadan eser yok. Boeing 777 tipli uçağın başına gelenler gerçekten de çok gizemli. Bu olay havacılık tarihinde bir ilk. 239 kişilik koca uçaktan bir can yeleği, bir çanta bile ortada yok. Daha önce de kaybolan uçaklar olmuştu. Fakat onlar genellikle birkaç kişilik küçük uçaklardı. Ve çoğunda da insanlar uzaylıların kaçırmış olabileceği varsayımını öne sürdüler. Fakat Malezya uçağının kaybolmasındaki gizem hepsinin ötesinde. Araştırma komitesi bile neredeyse uzaylıların kaçırdığına inanmaya başlıyoruz diyebiliyorsa işin içinde neler olduğunu siz düşünün. Geçtiğimiz yıl medyada çıkan bazı haberlerde okyanustaki birkaç adaya vuran küçük parçaların Malezya uçağına ait olduğunun tespit edildiği duyurulmuştu. Bu haberler en azından uçağın düşmüş olduğunun kanıtlanması olarak düşünülse de çok geçmeden yetkililer Malezya uçağına değil daha önce okyanusa dağılmış olan başka uçaklara ait parçalar olduğunu açıkladığında enkazın bulunma umudu bir kez daha hüsrana uğramış oldu. Bilindiği gibi okyanusa kıyısı olan birçok adaya zaman zaman uçak parçaları hatta insan bedenleri vurabiliyor. Bir iddiaya göre ise uçak boyut değiştirmiş olabilir. Bilim dünyasında farklı bir boyuta geçiş inceleme konusu olan bir alan. Henüz kanıtlanmış olmamasına rağmen özellikle fizikçilerin bazıları evrende boyut değiştirmenin mümkün olabileceği üzerine çalışmalar yürütüyor. Öyle ki tamamen tesadüf eseri açılan ve kapı ismi verilen bir nokta uçağın rotasında belirerek bu insanları geçmişteki bir zaman dilimine yahut farklı bir boyuta taşımış olabilir. Tabii ki Malezya uçağıyla ilgili bu teorinin elle tutulur pek delili yok. En güçlü ve en çok kanıt içeren iddia yine Rothschild'lere, kısaca Amerika'ya dayanıyor. Rus hackerlar ve yayınladığı belgelerle Rothschild'leri suçlamaya yetecek kadar kanıtı ortaya koydular. Fakat bu da yanında başka soruları doğurdu. Uçağı, ortaklarını yok etmek için Rothschild'ler ya da NASA'nın uzay verilerini ele geçiren yolcu için Amerikan servisleri ortadan kaldırdılarsa, neden kafalarda böylesine soru işareti bırakmak yerine uçağı teknik bir arıza ile düşürerek enkazının bulunmasını sağlayıp konuyu bu kadar dikkat çekici bir olay olmaktan çıkarmadılar? Belki de başkalarının ellerine geçmesini istemedikleri bir takım materyallerin uçağın enkazında bulunmasını istemedikleri için kendilerini garanti altına almak amacıyla videonun başında da belirttiğimiz gibi bir Amerikan üssüne indirerek her şeyi ve herkesi yok ettiler. Neden olmasın? Şu ana kadarki en çok destekleyici kanıtı olan iddialar bunlar. Kayıp yakınları sık sık anma törenleri düzenleyip hükümete seslenerek bize artık gerçekleri söyleyin. Sakladığınız sırlar ne olursa olsun biz ailelerimizin neden bulunamadığını, başlarına ne geldiğini bilmek istiyoruz diyorlar. Onlar havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden birini yaşamış olan 239 kişi ve Malezya uçağına ne olduğunu bilenler sadece o uçağın içindeki yolcular olarak kaldı. 3 yıl devam ettikten sonra son bulan arama çalışmaları toplam 500 milyon dolarlık bir maliyete ulaştı. Bununla birlikte cevaplanamayan onlarca soruyu da arkada bıraktı. Bulunamıyor olmasını araştırma sonucu raporunda tırnak içinde akıl almaz diye niteleyen uzmanların da aklında şu soru var. Neden pilotun kayda geçen son sözleri "Her şey tamam, iyi geceler" oldu? Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.